Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda ABC'de dikdörtgeni içine 3 tane eş sarı boyalı dikdörtgen ile 1 tane mavi boyalı dikdörtgen yerleştirilmiştir. Ve şuradaki uzunluk 6 cm olarak verilmiş. Mavi boyalı dikdörtgen ile sarı boyalı dikdörtgenler benzer olduğuna göre ABC'de dikdörtgenin alanı kaç cm karedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikdörtgenlerde hani üçgenlerdeki benzerlik uygulayabiliriz. Burada benzerliği nasıl uygulayabiliriz? İki dikdörtgende benzerliği uygularken kısa kenarlar oranı eşittir uzun kenarlar oranı ya da bir dikdörtgendeki kısa kenarın uzun kenar oranı öbür dikdörtgendeki kısa kenarın uzun kenar oranı şeklinde söyleyebiliriz. E o zaman burada da öyle yapabiliriz. Öncelikle bir değerlendirmemizi yapmak için şuraya bir A diyelim. Kısa kenara A diyelim. Burası da A, burası da A. Şuraya da B diyecek olursak. O zaman uzun kenar A artı B oldu. Hocam uzun kenarı A artı B, uzun kenar A artı B. Evet. Kısa sarı dikdörtgendeki kısa kenar A uzun kenar A artı B. A bölü A artı B neye eşittir? Büyük dikdörtgendeki mavi dikdörtgendeki kısa kenar B öbür kenar 2 artı 2B. B bölü 2 A artı 2B. 2 A 2B. Arkadaşlar şunlar sadeleşince 2 kaldı işler dışlar yapınca B'yi de kaç bulduk? 2 A bulduk. Evet B yerine 2 A yazdığımız zaman o zaman olay bitti. B yerine 2 A yazarsan hocam burası 3 A burası da 3 A toplamda 6 A yaptı. 6 A eşittir 6 ise A'yı buradan 1 buluruz. B'de B de 2A olduğundan B'yi de kaç buluruz? 2 buluruz. ABCD dikdörtgeninin alanı nedir diye soruluyor. Evet, her şeyi bulduk o zaman. A'yı 1 bulduk. A'yı 1 bulduysan B'yi de kaç buldun? 2 buldun. 2 bulduysan burası 2 1 daha 3 yaptı. Ee, uzun kenar bakın şurası 3 aydı. Burası 3 birim, burası 3 birim, burası da 1 bir birim olduğundan 3 6 7 birim de burası yaptı. E, 3 ve 7 dikdörtgenin kenarları yaptı. O zaman alan da ne olacaktır arkadaşlar? 3 çarpı 7'den 21'e e eşit olacaktır. Evet. Birinci sorun doğru cevap. Böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Uzun kenarı 10 birim olan. Uzun kenarı 10 birim. 10 birim olan. Dikdörtgen biçimdeki 3 eş karton. O zaman kısa kenarlar da birbirine eşittir. Hatta 10 birimse bunlar da kaç birim yaptı? 5 birim 5 birim yaptı. Bu şekilde yerleştirilmiş. Sonra şekildeki konum olmuş. D köşesinin zemini olan uzaklığı. D köşesinin zemini olan uzaklığı. Şuradan şekil karışacak arkadaşlar. Öyle yapacağımıza şuradan dik çizsek. Şurayı biz 11 diye göstersek daha sağlıklı değil mi? Evet. E 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Bu arada şuradaki uzunlukta kaç verilmiş? Biz kısa kenarın 5 olduğunu uzun kenarın da 10 olduğunu biliyoruz. Alfa beta'ya da alsak. Alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. 90'ın karşısı 5 ken 90'ın karşısı 10. Yani 1'e 2 oran var. E o zaman 1'e 2 oran varsa alfanın karşısı a ise alfanın karşısı 2a'dır. Hocam tamamı 11'di. Buraya da ne kaldı? 11 eksi 2a kaldı. Pisagor bağıntısı 5'in karesi eşittir. a'nın karesi artı 11 eksi 2a'nın karesi yapacaktır. İşlem işlem işlemle a çıkar. Hatta burada a'yı bulabiliriz. Hisset, hisset bakalım. Acaba 3, 4, 5 mi? a yerine 3 koyarsan 2, 3, 6, 11'den 6 çıkınca 5 geliyor. 3, 4, 5 sağlamadı. Yani a 3 olmadı. Peki a yerine 4 yazsan 4 kere 2 8 11'den 8 çıkınca burası da 3 oldu mu oldu. Evet 3 4 5 üçgeni ama A kaç çıktı 4 çıktı. A köşesinin engele olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. He, A köşesinin engele olan uzaklığı şu uzaklığa bakacağız arkadaşlar. Şimdi şurası kaç birim 5 birim değil mi? Evet şurası 5 birim. Şuradaki uzunluk bulacağız. Buradaki uzunluk da çıktı aslında. Biz A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. 4 ise burası kaç yaptı? 8. E 8 ise burası 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgenden burası 6 çıktı. E burası da 10. Toplamda şu uzunluk kaç yaptı o zaman? 21 yaptı. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle E seçeneği oldu. Geldik 3'e ama 3'ü siz çözüyorsunuz. Çünkü ÖSYM köşesi TYT 2022'de çıkmış soru. Ben kanalda çözemiyorum. Siz uygulamadan bakarsınız. Geldik 4'e. 4, e. 4 da aynı şekilde. Geldik 5'e. Düzlemde verilen ABCD karesinin hemen ABCD karesini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Rastgele bir çizdik A, B, D karesi. Alışkanlık oldu. A, B, C, D sol hattan başladık. Sonra içinde bir E noktası alacağız. E noktasının B köşesine olan uzaklığı karenin kenarı kadardır. B olan uzaklığı karenin kenarı. O zaman E'yi biraz daha yukarıda alayım. Şöyle alayım. E köşesinin karenin B köşesine olan uzaklığı karenin bir kenarı kadarmış. Karenin kenarına çift çizgi diye gösterecek olursak bütün kenarları çift çizgi gösterin. Burası da eşit oldu. Evet E burası. Sonra ECB açısının ölçüsünden bahsediyor bize. ECB açısının ölçüsünü çizelim oluşturalım. Hemen şuradaki ECB açısının ölçüsünü kaç vermiş bize? 70 vermiş. Hocam burası 70 derece ise o zaman 70 ise burası da 70 ikiz kenarlıktan 70 70 140'dan burası 40 çıktı. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. EAB açısı isteniyor bizden. Hemen EAB açısı isteniyor. EAB açısını da oluşturalım şöyle. EAB. A burada da ikizkenar çıktı. Tepe açısı 50. Tepe açısı 50 ise taban açıları kaç olacak o zaman? 50 ise 180'e 50 çıkartıp 2'ye böleceğiz. Yani 65 65 olur. Bizden E A B isteniyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? C Han çıktı arkadaşlar 5. soruda. Geldik 6'ya. Aşağıda önündeki ve arkasındaki 6 bölüme A B C D E F harfleri yazılmıştır. Evet. Ben kağıdı şöyle kıvırdığım zaman bak şöyle şöyle kıvırmışım. Arkadan A ve C harfi gelmiş. Evet, o zaman bunun arkasında C var. Bunun arkasında ne var? A var diyebiliriz. Sonra kağıdı şöyle kıvırdığımda şu ön yüzü oluyor değil mi? Açtığımızda ön yüzü bu. Herhangi bir şekilde C ve C gözükmüyor. Yani şuradaki parçası o zaman D olacak. Yani sağ taraftaki şu yüzeyinde D olacak. Sonra C'yi kıvırdığımda C arkasındaydı zaten. C arkasında kıvırdığımda bak şu şekil oluşuyor. O zaman önde görünen kısım şu ön yüzü şurası B olacak. Sonra E neredeymiş? E de ortadaymış. E B öndeyse arkasında da ne olacak o zaman? E olacak. E o zaman buraya da ne kalıyor? F kalıyor. Buna göre kağıdın katlanmadan önceki ön veya arka yüzeyleri ile ilişki ilgi, ilgili aşağıdaki yerden hangisi doğru olabilir? Tabii kağıdı böyle ters çevirmiş, ters çevirmiş falan filan olabiliriz. E, ön yüzünde FBD olacak, arka yüzünde de CEA olacak arkadaşlar. Evet, CEA. O zaman cevap bu. ABC olamaz. Çünkü A ile B farklı yüzlerde. D, C olamaz. İşte D ve E farklı yüzlerde. Sonra F, C olabilir mi? F ve E farklı yüzlerde. A, B, D olabilir mi? A ve D farklı yüzlerde olduğu için. Yani ön ve arkada olduğu için olamaz. E, aynı şey A, E, C. Hocam biz böyle bulduk. A, E, C. Kağıdı şöyle düşünün. E, kağıt böyle ya. Şöyle açtığınızı şöyle ya. Şöyle açtığınızı düşünün. O taraftan baktığınız zaman o A, B, A, y, C harflerini görebilirsiniz. Sonuçta aynı aynı yüzeyde A, E, C olduğunun farkındayız. Dolayısıyla 6. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Ve böylelikle ÖSYM tadında sorular 3 testini bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 4.sünde ÖSYM tadında sorular 4.sünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.